başlayanlar için, biraz ilerleyenler için zaten bilindik şeyler olabilir ama göreceksiniz ki Android development maceranızda girişenler varsa böyle saatlerce uğraştıkları şeyleri bir iki satırda yapan open source veya değil library'ler göreceğiz. Yeni başlayanlar için de bir başlangıç olarak güzel bir sunum olacağını düşünüyorum. Ben Tahsin Dane. Bu adreslerden bana ulaşabilirsiniz. Bu adresle dahil e-mailim burada. Metrekare.com'da Lead Mobile Developer'ım. Metrekare.com mobil odaklı bir emlak sitesi, startup. Android programı Play Store'da var. iPhone, iOS programı da şu an bir yılda önümüzdeki hafta başında çıkmasını bekliyoruz. Açık var mı? Neyse büyük ilgim var. Hackathon'ları da kaçırmamaya çalışıyorum. Bugün olanı kaçırdık ama. Evet, neler konuşacağız? Helpful, stable, ready. Library'ler. Ne bu işimize yarayan yani ve düzgün ve kullanılmazlı library'ler. Size birkaç saat kazandırılabilecek kodlar. Şu an yanında bilgisayar açabilecek olan varsa diye başa yazdım. İleride de sunum sonunda ellerinizde takip edebilirsiniz. Bu sunumda göstereceğim library'lerden oluşan bir application'ı kitaba koydum. Bunu da aslında şöyle bir şey, bugünkü sunumların birinde 45 dakikada falan yazdım baştan. Tamamını. Yani gerçekten bayağı zaman kazandıran şeyler. Tabii başka yerlerden de yararlandım ama bu ne? 45 dakikada yazdığım için tabii bir dokümantasyon falan yok. Burada gördüğünüz şeyleri sitelerine falan giderek ve kodu okuyarak kendiniz anlayabilirsiniz. Burada da bununla ilgili güzel bir yazı var. Sorsunuz. İlk başta Action Bar Sherlock. Geçen sene falan almazsam bayağı şeydi ama artık Android'e girenler kesin ismini duymuştur bu library'nin. actionbarsherlock.com. Biliyorsunuz Android 4.0 ile birlikte Action Bar geldi, tepedeki bar. Artık çoğu telefonda zaten Android 4.0'da var. Göreceksinizdir. Google bunu çıkardığı zaman eski versiyonları support library'de bayağı bir şeyi eski Android versiyonlarına destek veriyor, support versiyonunu koyuyor ama Action Bar'ı koymadı çünkü bayağı bir iş gerekiyordu orada. Android aslında 3'te Honeycomb tabletlerde Action Bar gelmişti ve Honeycomb'un open source da değil. Jake Burton isimli şahıs bunu baştan kendisi yazdı. Source'lu olmadığı halde imite etti yani, o yüzden ismi Sherlock. Ondan sonra Android 4.0 source ile birlikte çıktığı zaman bu sefer source'u dönüştürerek tekrar baştan yazdı. Bayağı emeği var. Entegre etmesi bayağı basit. Zaten Android'de 4.0'dan sonra olduğu için biraz bir şey değiştirerek uyarlıyorsunuz. Her şeyi kod otomatik yapıyor. Geçen seneden beri sanırım GitHub'da Java projeleri arasında ikinci, üçüncü de Facebook'ta en son şey yaptığımda. Yani adam tek başına bayağı şey iş yapıyor. Bu arada Google I/O'da çıkarttıkları Support Library'nin bu seneki versiyonu da sonunda yani ve Android 4.0'ın altındaki cihazlar bu kadar azalmasına rağmen daha yeni çıkardılar. Eskiden Action Bar Sherlock kullanın diyordu Google çalışanları da. Şimdi bizimkini kullanın falan filan diyorlar. Sunum bu şekilde ilerleyecek. Library'leri hafif tanıttıktan sonra bir de nasıl basitçe entegre edildiklerini göstereceğim. Yapmanız gereken Android'de temalar vardır. İlk başta hani tema belirtmezseniz default tema da oluyor ama tema belirtiyorsunuz. Ve o belirttiğiniz temanın parent olarak Sherlock teması veya Sherlock Lite temasını kazanıyorsunuz. Ondan sonra kodunuzda bulunan her activity Sherlock activity, her fragment'ı fragment kullanıyorsanız Sherlock fragment
diye değiştiriyorsunuz. Normalde Get Action vardı, Action Bar'a ulaşmak için Android 4.0'dan sonraki kod. Onu Support Action Bar yapıyorsunuz. Bu Action Bar tabi sağ üstte tuşlar oluyor ya, bir refresh falan gibi action itemları deniyor. Onlar da aslında menüden alıyor. Normal menu inflator yerine support menu inflator kullanıyorsunuz. Bu da oradakileri gerektiği gibi alıyor ve menüden çıkartıp sağ üstte yerleştiriyor. Ve tabi bu menü işleri için içine girdiği için ve fragmentlar değiştiği için bu Android'in normal fragmentlarından import etmek yerine, menüsünü import etmek yerine Action Bar Sherlock'la import etmeniz gerekiyor. Onun için de bazı importları düzeltmeniz gerekiyor. Bu kadar. Navigation Drawer. Navigation Drawer zaten artık hepiniz aşinasınızdır. İşte soldan kayan menü diye şey geçebilir. Sliding menü falan da diyorlar. Bir Facebook yaptı diye biliyorum. Ondan sonra bunun imitasyonları, benzerleri çok fazla library çıktı. Ondan sonra yine geçen sene geçen en son Google I/O'da Google Support Library'sini içine ekledi. Bu Action Bar Sherlock'un benzeriyle birlikte. Ve şöyle şöyle olmalı, böyle böyle olmalı. Kendilerine göre güzel açıklamalarla geldiler ve bizim library'mizi kullanın dediler. Ondan sonra Action Bar Sherlock kullananlar geçmedi ama genelde navigation, soldan gelen menüyü kullanan bayağı bir developer buna geçtiler. Hatta o günden sonra herkes sırf bir update edildiğin navigation drawer'a geçenler oldu. Yine aynı gün Android Design Guidelines'a girdi. Kullanımı da gayet kolay. Zaten kullanımı kolay olduğu için belki millet şey yaptı. Biz de yine metrekare.com'da soldan bu şekilde menü olarak kullanıyoruz. Farkları nedir? Genel olarak şuraya bir back tuşu vardır Android'de. O back tuşun ana sayfada burada bir şey var diye bir şey var diye hissettirmek için buraya bir back tuşu konuyordu ve ona basınca menü açılıyordu. Buraya bir üç çizgiyle bir menü ikonu koydular. Onun haricinde dediler ki bu arka taraf content'tir. Bu da menüdür, navigasyondur. Navigasyon niye content'i kaydırıyor dediler. Genelde iOS'taki implementasyon ve Android'de onu şey yapan diğer library'lerde olay böyleydi. Dediler ki content niye ileri gidiyor? Bu navigasyon onun üstüne gelsin dediler. Ve bu şekilde content arkada sabit kalıyor. Menü soldan çıkıyor. Kullanımı nasıl? İsmi drawer layout aslında. Burada bulunan layout'umuzu ne varsa drawer layout'la kaplıyorsunuz. Ve drawer layout'un içine iki tane children koyuyorsunuz. Nasıl koyabilirsiniz? Direkt oraya bir tane view koyabilirsiniz. Bu ne olabilir? List view, scroll view. Oraya direkt yazabilirsiniz. Fragment koyabilirsiniz. Ya da include tag'i var Android'de. Başka bir layout'u alıp oraya içerik koyuyor. Include tag'ini kullanabilirsiniz. Ve iki tane çıldırım var dedik ya, start gravity'si start veya left olan otomatik olarak sola geçiyor, diğeri de ortaya geliyor. Yani iki tane şey koyuyorsunuz, ucundan sağdan gelme olsun, şuna basınca açılma olsun, her şey yapıyorsunuz. Kullanım gayet kolay. Evet. Üçüncü library'miz Picasso. Action Bar Sherlock'u yapan adam Jay Burton. Square Engine aslında lead Android developer'ı. Adamın kendi bir sürü library'si varken Square Engine'de bir sürü open source library'si var. Bayağı efsane bir insan. Picasso'da onun çok etkisi var. Picasso ne? Resimleri
Daisy Loading deniyor. Background'da resimleri yükleyen bir şey, library. İlk başta hani bu aralar hani internete yazdığınızda resimleri nasıl yüklerim Android'e diye Picasso belki önümüze çıkacaktır ama eskiden böyle bir şey yoktu. Ne diyorlardı işte, kullanıcının arayüz threadinde network operation uzun sürer ve bunu yapamazsınız. Ne yapmanız gerekiyor? Background thread'de önce o image URL'inden resmi yükleyeceksiniz. Ondan sonra onun sonucunu alacaksınız, resmin içine koyacaksınız. Bu listede yüzlerce eleman olabilir. Bunların hepsi için ayarlama yapmanız gerekiyor. Kullanıcı scroll ettikçe biri geliyor, biri çıkıyor, biri geliyor, biri çıkıyor. Çok büyük iş. Bununla ilgili kodlar vardı, örneğin kodlar. Ama bu adamlar aldılar, bunu tek satırlık bir kod haline getirdiler. Ne yapıyorsunuz? Picasso bit context diyorsunuz, buraya context veriyorsunuz. Load deyip image'in adresini veriyorsunuz. Burada da yine load fonksiyonunun yerine HTTP adresi. Ayrıca dosyada, internal dosya sisteminde bir dosyanın adresi ya da bir internal Android resource'u koyabiliyorsunuz. Yani bayağı şeyi olan bir library. Sonra ilk image bit diyorsunuz. Bunu alıyor, bunun içine yüklüyor. Bu kadar basit. Ayrıca memory ve disk cache de yapıyor. İşte fotoğrafları bir müddet memory'de tutuyor hızlı yüklenmesi için. Ondan sonra uygulamayı tekrar açtığınızda, kapatıp açtığınızda hafızaya yüklediği, internet hafızaya yüklediği şeyleri şarjını takmış. Bu kadar tek satırlı kodla saatlerce uğraşacağınız şeyi aslında halledebiliyorsunuz. Bir sonraki library Otto, yine Square Inch'den. Event Bus aslında belki bilenler vardır, Java'da da olan bir şey. Uygulamanızın farklı yerlerini ayırmanızı, decouple etmenizi sağlıyor. Yani aslında çok bir kod yazmadan uygulama içindeki partların birbirleriyle haberleşmesini sağlıyor. Farklı aktivitelerin ya da fragmentların birbirleriyle iletişimini sağlayabilirsiniz mesela. Bu nasıl oluyor? Bir bus objeniz var. Tamam mı? Bu uygulamanızda sadece bir tane instance'ın olması ineriliyor. Buna gönderiyorsunuz herhangi bir event'i. Bu da sizin yaptığınız bir bus ve içine geleni de siz yediriyorsunuz. Tamam mı? Bu oluşturduğunuz bir event class'ı. Onu alacak class'ı register ediyorsunuz ve subscribe annotation'ıyla belirttiğiniz fonksiyona burada gönderdiğiniz şey direkt geliyor. Burada event geldi ya, ondan sonra ne yaparsanız yapın. Burada yolladınız, buraya geldi. Şöyle bir şey hazırladım. Bu bizim metrekare application'ında başka yerlerde de kullanıyorum ama kullandığım bir yer. İlk başta haritayla liste, metrekarede ne var? İşte emlak uygulaması. Emlaklar listede çıkıyor, aynı zamanda haritada da çıkıyor. Orada çıkanla orada çıkan şey aynı liste. Ve tablet ekranında onlar bir ekranda gözükeceklerdi. O yüzden beraber olmaları çok mantıklı. Önce register oluyorlar. Filtre fragment'ı aslında backend'e bir request yapıyor. Gelen sonucu post ediyor. Bus hem haritaya aynı sonucu hem haritaya hem listeye bildiriyor. Ama bu kadar.
Bu gelen sonucu ikisine de bildirdi, ikisinde de gösteriliyor. Bunlar farklı klaslar. Bir aktivitenin içinde farklı fragmentlar. Normalde bunların iletişimi gayet zor, bayağı satırlarca kod yazmamız gerekiyor. Bununla aslında 1, 2, 3, 4, 5 satırla falan hallettik. Bundan sonrasında bir şey daha ekledim. Listede şurada yaptığınız filtreyi kaydetme özelliği var. Bu sefer filter register oluyor. Liste bu sefer bu filtreyi kaydet diyor. Basa. Bas da save filter eventini filtre yolluyor. O da backend'e kaydedilir. Yani evet. Senkronizasyonu nasıl sağlıyor? Bas mı sağlıyor? Bas sağlıyor. Bas'ın singleton objesi olması o yüzden tavsiye ediliyor. O da zaten web sitelerine girdiğiniz zaman şeyde how to use kısmında o singleton objeyi nasıl yapacağınızın örnek kodu da var. Zaten benim GitHub'daki projede de aynı şekilde var. O singleton objeyi alıp oraya register veya post ediyorsunuz. Voli yine zaten bayağı bahsetmişlerdi. Google I.O'da Android'in yeni versiyonunu bile çıkarmadılar. Bu seferki Google I.O. bayağı developerlar için bir şey, developerlar için bir event diye bahsettiler. Yine bu da Google I.O.'da, bu seneki Google I.O.'da duyurdukları bir library. Wally. Source'u burada direkt Frameworks'un içinde çıkıyor. Google'ın aslında Play Store'da ve başka uygulamalarında kullandığı framework. Bunu düzeltecektim. Buralar nasıl tutun geliyor. Şimdi bu liste avantajları, bu listede avantajları. Avantajları Google'dan direkt. Aynı şekilde web development yapanlar, az önce Picasso'da keşten bahsettik de web development yapanlar kullandılar mı? Belli header'da tagler verdiğiniz zaman Chrome ya da modern browser'lar onu cache ediyor otomatik olarak. O keşi belli çeşitleri var. O çeşitlerin hepsi hem memory hem disk cache olarak Voli tarafından destekleniyor. Mesela kullanıcı bizim uygulamada diyelim ilanın detaylarını gördüğünüz sayfayı açtığınız zaman o sayfa çok değişmeyecek ya, cache bilgileri geliyor ve Voli otomatik olarak diske kaydediyor. Geri çıktığınız, bir daha girdiğiniz sorgu bile yapmıyor. Hızlı bir şekilde gösteriliyor. Retry ve backup otomatik şeyleri var, desteği. Backup'un özelliklerini veriyorsunuz. Backup şey aslında, retry ile ilişkili. Fail olduğunda tekrar deniyor. Soru, her soru diyor. Onlar artık kaç kere denesin falan şeylerini verebiliyorsunuz. Backup da şey demek, geri çekil. Yani ne? Hani bir kere ilk timeout diyelim 2 saniye request'in. İkinci defa deniyor ya, bu sefer bunun timeout'u 4 saniye. Sonra 8 saniye. Böyle exponential backup deniyor. Böyle destekleri falan var. Bunu normalde yapmak isteseniz normal HTTP URL connection'la falan çok zorlanırsınız. Otomatik yapıyor. Çok güzel multiple request desteği, istediğiniz gibi taglerle ayarlayabiliyorsunuz. Request'leri, koyduğunuz tagleri batch şeklinde iptal edebiliyorsunuz. Böyle güzellikleri var. Küçük operation'larda aslında daha da güzel. Listeyi iplerken falan bayağı güzel oluyor. Şöyle bir adresi geri gitmek de zor olacak. Şöyle bir adresi var ya, aslında bunu open source olarak duyurdular ama internal bir framework. Ne bir dokümantasyonu var ne bir şeyi var. Google'ın developers.android.com'da da hiç ismi geçmiyor. Ayrıca genelde hani bunu neyle karşılaştırıyorlar? Async task'larla karşılaştırıyorlar. Async task'larda da background operation yapmanız mümkün. Background'da operation en mantıklı yapılacak şey nedir? İşte HTTP connection'lardır.
O yüzden onunla çok karşılaştırılıyor. Tabii buradaki olay nedir? HTTP connection'a özel ve o HTTP request'ini yapıp sana hemen haber gönderiyor. Çok large bir operation'ın varsa biraz sıkıntı sağlayabiliyor. Async task'ta daha çok size low level haklar veriyor. Volley biraz daha high level ve kolay ve hızlı işlerde kullanılabilir. Action bar put refresh. İşte yani navigation drawer'da da gördük. Google piyasada yapılan şeyleri kendi tarzıyla yapmayı seviyor aslında. Put refresh'i de ilk Twitter yaptı. Patenti falan var aslında. iOS'ta direkt kullanılıyor. Herkes kullanıyor. Twitter sorun etmiyor ama Google Gmail application'ıyla bu sene bir pattern ortaya çıkardı. O da nedir? Listeyi çektiğiniz zaman şurada put refresh yüklemek için çekin listeler bir şey yapıyor ve action bar'ın içinde bir animasyon. Bunu da çıktıktan, Gmail'de çıktıktan kısa bir süre sonra Chris Payne adlı bu kişi, hatta ondan sonra Google'a işe girdi herhalde, Google'da çalışıyor. Böyle bir library yaptı. Şöyle bir şey var. Evet, şu gördüğünüz UI aslında. Şurada animasyon var, bizim de her şeyimiz yeşil. Şurada yeşil olsa keşke kalmış. Şöyle de olayım. Burada aynı zamanda illa pull to refresh, pull yaptığında refresh olsun değil. Bunda ben mesela daha biraz izin verdiği için haritayı oynatır oynatmaz. Burada boyutu gösteriyor. Böyle şeyler de evet. Herhangi bir view'i aşağı çektiğinizde ya da istediğiniz bir zamanda load mode'a da hakkı veriyor. Kolay bir şekilde tabii. Ve buraya animasyon geliyor. Animasyonunu değiştirebiliyorsunuz. Burada yazan şeyi değiştirebiliyorsunuz. Çekerken oluşan animasyonu değiştirebiliyorsunuz. Ha, button yok tabii ki. Yanlış oldu. Action var her zaman üstünde. Nasıl kullanılıyor? Burada iki farklı yöntem var. Birincisi pull to refresh attacher. Pull to refresh attacher herhangi bir scrollable view ve bu scroll view olabilir, list view olabilir. İçine koyuyorsunuz ve o halletmeye çalışıyor. Bazı karışık scrollable'ların scroll view'leri de halledemeyebiliyor. Onun yerine herhangi bir scroll view'inizi yine rover layout'ta yaptığınız gibi bu pull to refresh layout'la kapladığınız zaman bu sefer daha otomatik kendi yapıyor. Kullanıcı çektiği zaman listeyi on refresh listesini çağırıyor. Ve orada refresh işlemlerini yapıyorsunuz. İşte backend'e gidip listeyi tekrar yükleme işlemi. Yine ya bundan biri ya da şu fonksiyon bitti. Şimdi burada aslında başlığım open source tools'tu. Open source tools, start your Android developer diye yazmıştım. Zaten bu kısaltması da ben yapıyorum. Şimdi bunları daha iyi anlamanız için bir kitaba proje koyayım dedim. Bunları internet eden. Orada da tabii bir data gerekliydi. Pull to refresh falan olsun tekrar çekecek bir backend'den dataları alıp yükleme işlemleri falan gerekliydi. Orada kendim bir şeyler uğraşmak yerine Netmeral'ı kullandım. Bu sunumdaki tek open source olmayan proje. Kullanımı çok kolay. Böyle başlangıç işleriniz için backend'le hiç uğraşmadan size backend sağlıyor. Zaten yanda labları var. User management çok kolay. Social login'ler çok kolay. Push desteği çok kolay. Kolay bir analytics entegresi var. Analytics'le entegre olarak push desteği var. Ben burada ne yaptım? User'da kullanmadım. Sadece backend kısmını kullandım. Burada örnek kodlar koydum sitelerinden. Mesela backend'de hadi Netmeyan'ın sitesini açmanıza bile gerek yok. Netmeyan'dan SDK'yı yani orada bir açmanıza gerek yok derken orada bir database oluşturmanıza bile gerek yok. ID'nizi ve hesabınızı aldıktan sonra
ID ile initialize ediyorsunuz. Buraya onu yazmamışım. Ondan sonra diyelim bir blog post mu atacaksınız? Title'ı bu olsun, description'ı bu olsun, created, bitti. Bu kadar. Silerken ondan sonra bir pet'i buldunuz. Burada eklerken pet veriyor size. O pet'i buldunuz. O pet'i sil. Yani database'den bir şeyden bunu siliyor. Siz hiçbir şey görmüyorsunuz. Pet'lenmiş. Sonuncusu endless adaptör. Şu an sonuncusu niye öyle dedim? Endless adaptör. Commons Guy diye bir adam var. Commons Mail diye bir şirketi var. Bayağı kitabı falan, bayağı Android konusunda katkıları olan bir adam. Stack Overflow'da en çok cevap veren adamlardan biri. Onun adam şeylerinden, projelerinden biri. Ne yapıyor? Endless adaptör. Ne demek aslında? Infinite scroll diye bir olay var ya. Backend'de diyelim yüzlerce datanız var. Hepsini birden yüklemek olmaz. Onar onar, paging denilen şey. Ama bunu otomatik. Play Store'da olduğu gibi 10 tane liste yükledi. Sonuna geldiğinde bir 10 tane, bir 10 tane daha yükle. Bunu yine çok kolay bir şekilde yapmanızı sağlıyor. Tamam mı? Sonuna geldiği zaman otomatik olarak size yenileri yüklediyor. Siz de yüklüyorsunuz. Bu kadar. Zaten listeyi gösterdiğiniz bir adaptör var ya, diyelim tüm gelen datayı ona veriyorsunuz. O adaptörü de endless adaptörün içine veriyorsunuz. Her şeyi hallediyor. Bunların aslında vakitte kalıyor gibi kısaca kodlarını da göstereceğim. Sonuncusu olması lazım. Kraton. Şimdi Android'de toast message'ları vardır. Aşağıda böyle gri gelir. Değil mi? Orada adam background'da çalışan bir şey de toast gönderebiliyor. Uygulama açık değilken bile. Ondan sonra uygulamayı kapattınız yine toast gelebiliyor. Ya da uygulamada tam toast geliyordu, başka ekrana gittiğinde o toast orada kalıyor. Yani o mesaj aslında çok önemsiz şeyler için tasarlanmış Android'de. Önemsiz ve sadece küçük, kısa bilgi vermek için ve geri dönüşü ihtiyacın olmadığı. Çünkü orada veriyorsunuz da bitiyor. Kullanıcı onu tıklayamıyor da. Tıklasa bir şey yapamıyor. Burada sorun ne? Önünüze bir bazen bir mesaj geliyor. Hani kullanımı da kolay olduğu için developerlar bunu bayağı kullanıyorlar. Ve bakıyorsunuz önünüze bir mesaj geliyor. Nereden geldiği belli değil. Tamam mı? Mesela İBB trafik uygulamasında koordinatlarımız bilmem ne virgül bilmem ne diye toast geliyor. Tamam mı? Ne yapayım ben koordinatlarımı? Virgülden sonra 8 tane prezişim var. Tamam mı? Kraton bundan dolayı ortaya çıkmış. Toast'ta, toast'un ismi bildiğimiz toast ya, bu da şöyle bir ekmek herhalde. Evet, yine toast'un kullanımı çok basit. O yüzden çok fazla kullanılıyor herhalde ilk başlayan developer'ın için. Kraton'un da aynı şekilde. Aynı şurada toast.make.text vardır. Burada da kraton.make.text yapıyorsunuz. Bir de style farkı var. Burada toast'ta burada duration verirsiniz. Short mu, long mu. Burada da style veriyorsunuz. Aslında bu da çok işe yarıyor. Style işte burada birazdan göstereceğim onu sonra. Gerçekten kullanımı da kolay. Yine style veriyor. Ayrıca şöyle bir özelliği var. Yanına ekstra olarak lead group da verebiliyorsunuz. Şimdi göstereceğim. Şimdi böyle bir örnek uygulaması var. O yüzden direkt böyle yapıyordum. Bu eleman bu arada GDG Berlin'den bir Benjamin. Mesela mavi, Haydar, uygulamada göre yeşil, Stylable dediği bu, burada çıkıyor uyarı ve kayboluyor. Custom message. Evet. Bir grup olayı da şu, bir grup vermezseniz aktivitenizin en üstüne yapıştırıyor. Ama bir grup verirseniz, verdiğiniz bir grubun en tepesine yapıştırıyor. Yani her zaman burada görebilirsiniz.
4 tane zorunda değilsiniz. Şuraya bir grup açıp onun tepesinde falan oynayabilirsiniz. Evet, şu kadar. Şeyi source kodu buradan indirebilirsiniz. Sunum şu adreste. Sunumun üzerinden giderek bakmak isterseniz. Sunumun adresini zaten büyük ihtimal GitHub sayfasına da yazarım. Ayrıca bizim metrekarede ettiğimiz, edindiğimiz tecrübeleri paylaştığımız blogumuzda arada bir girebilirsiniz. Biraz bekleyin yazdığı zaman. Gerçi şu QR kodu çekerseniz hepsi içinde. Kodlardan biraz dolaşalım. Şimdi bu kod aslında şeyin üzerinden gittim. YouTube'da Android Developers Channel'da bir tane seri vardı. Beautiful Apps diye. Onun üzerine kurdum. Design datası onlardan çarptım. Kitap sayfasında da yazmam lazım. Basically aslında çalıştırayım bir. Uygulama şöyle. İnternet iyiyse fotoğraflar da gelecek. Fotoğraflar biraz büyük ne yazık ki. Evet. Şimdi datalar şeyden geliyor direkt. Netmeli'den geliyor. Aşağı çektiğimiz zaman yeniden yükleniyor. Bakın resimler cache'de olduğu için direkt açıldılar. Ayrıca yüklenme animasyonu da var. Şuraya bir kere mesela gelecek şimdi. Hadi. Demek büyük bir resim. Olmadı mı? Animasyon olmadı. Şöyle. Bir resim tekrar geldiğinde tekrar animasyon olmasın diye bir resmi tek sefer animasyon yapılıyor. Yukarıdaki resimde copy paste aynısını kullandığım için onlar animasyonsuz geldi. Evet, Andis, yine Andis adaptörü görüyoruz. Aşağıya gelince otomatik yüklüyor. Tıkladığım zaman şimdi bu Beautiful Apps olayında şey yapmışlardı. Tabletler içinde layout yapmışlardı fragmentlarla. Bu uygulamayı tablette açtığımız zaman liste sol tarafta, detayları sağ tarafta açılıyor. Orada fragmentlar var, müteahhitlikte var, arada iletişim var. O iletişimi normalde Java'nın interface'lerini kullanarak yapmışlardı. YouTube videolarında ve kodda. Ben oradan bayağı bir kod sildim ve Square'in otosuyla yaptım. Buradan bir şeye tıkladığınız zaman büyük aktiviteye haber veriyor. Kodu göstereyim. Bu singleton dediğim bus provider var. Tamam mı? List fragment'ta on click on item click. On list item pardon. Burada ne yapıyor? Bus provider'a list item click event'i veriyor ve ID'sini set ediyor. ID de Netmela'dan aldığım Netmela content'i. Netmela'dan aldığım pet objesi. Bunu post ettim. Şu an gerisine karışmıyorum. Gidiyorum aktivitede şurada start ve stop fonksiyonlarında register oldum ve unregister oldum. Önce bir alan kişinin register olması gerekiyor. Burada bir subscribe annotation'ıyla fonksiyonum var. Otomatik olarak register olduğum için otomatik olarak o event buraya geliyor. Event geldi ya, event'in içinde de ID'si var. Get ID. Bu ID aslında Netmera'daki pet. O ID'yi direkt burada ne yapıyorum? Tabletse yani iki yan yanaysa şu an var olanın içinde doğru olanıyla değiştiriyorum. Eğer telefonsa tek şeyse bastığım zaman yeni bir aktiviteyle onun kendi sayfasını açıyorum. Bastığımız zaman evet.
Bunlar yine ID geliyor, Netmera'dan çekiliyor bu detaylar. Yine burada tekrar bu resmi yine aynı şekilde Picasso'yla load ediyorum. Ha, bir de Kraut'un var değil mi? Onu da gösterelim. Kraut'un nasıl gösteririz? Bir şu error'a yazmıştım. Şu wireless'ı kapatayım. Uygulamayı açtım. Şimdi bastığımda yükleyemeyecek ya. Evet. Exception'ı direkt yazmıştım. Tabii oraya daha user friendly bir error yazmak lazım. Kraut'un burada kırmızı olarak çıkıyor. O mesela kayboluyor, onun süresini ve hiç kaybolması falan gibi ayarlarını yapabiliyorsunuz ayrıca. Orada mesela Kraut'un kodunu bakalım. Article Detail Fragment'ta Detail yüklenirken şurada ilk açılışta yüklenme, evet, Netmera'dan çekiyorum. Netmera'nın on fail'ında bakın text satırla Kraut'un show text'te exception'ı veriyorum. Text satır. Picasso'ya bakalım. Picasso bit activity load Netmera'dan image verimini aldım. Into image view. Bu kadar. Image view'i bir de burada direkt içine vermişim. Find div id ile. Bunu aslında şöyle yapsak tabii daha iyi olur. Image view. Image. Into. Image. Okay. Evet. Bu kadar. Sorusu olan varsa soruları yapabiliriz.